Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sani aşere min sureti Ali İmran. Nesefi tefsirinin Ali İmran suresinin 12. dersini ve 24. ayetinden itibaren okuyoruz. Doğru mu? Evet. Tamam. Zalike bi ennehum kalu len temessenen naru illa eyyamen ma'dudat. Anlıyorsunuz değil mi? Zalike'nin müşaru ileyhisi nedir? Ey zalike tevelli vel i'radu. Tevelli tekesere babının mesleridir. Lamul fiil ya olduğu için demme kesreye ne yapılmış? Tebdil edilmiş. İşaret etti ki zalike'nin müşaru ileyhisi nedir? Tevelli ile i'raddır. Zalike mufret, tevelli yarat, tesniyede nasıl oluyor? Mezkur tevviliyle. Mezkur lefsi mufredi nedir? Muzekirdir. Ey zalike tevelli vel yaradu. Bu tevelli yarat bi sebebi teshilihim. Bu sebepten dolayı onlar kolaylaştırıyorlar diye. Kime kolaylaştırıyorlar diye? Ala enfusihim. Enfuslarına, nefislerine kolaylaştırıyorlar. Neyi kolaylaştırıyorlar? Emrel ikabi. İkab emrini kolaylaştırıyorlar. Yani azabın emrini kendilerine, nefislerine kolay kılıyorlar. Ve tam'ihim fil hurucu minen nari. Bu sebepten dolayı ateşten çıkacaklarını tıma ederek, beklentinin içine girerek tevelli yarad yapıyorlardı. Ne zaman nardan çıkarız diyorlardı. Ba'de eyyamin kala ile kalil az günlerden sonra biz cehenneme girsek de az günler sonra yine çıkarız. Bu tıma sebebiyle onlar ne ediyorlardı? Tevelli ile yarat ediyorlardı. O az günler kaç gündür? Kaç gün cehennemde kalacaklarını sona çıkmayı beklerler, tıma ederler. Ve hi erba'une yevmen. 40 gündür. Onlar diyorlardı, biz ne ediyoruz? Biz Hazreti Musa Tur-i Sina'ya giderken 40 gün buzağa tapmışız. 40 gün yanarız. Veyahut da ev seb'atu eyyamin. Yahut da ne? 7 gün cehennemde kalırız, ateşte kalırız, çıkarız. Onlar kendilerine göre diyorlar ki dünyanın ömrü 7000 senedir. Her bir 1000 seneye mukabil bir sene. Ne ediyoruz? Yanıyoruz. Sonra çıkarız. İşte tevelli i'radın sebebi budur. Ey zalike tevelli vel i'radu. Bir sebebi, bu bir sebebi bi ennehumdeki ba'dan çıkar. Bir sebebi tesilihim ala enfusihim emrel ikabi. İkab emrini kendilerine ne ediyorlar? Kolay kılıyorlar. Ve tam'ihim fil hurucu minen nari ba'de eyyamin kalaile. Ve hiye erba'une yevmen ev seb'atu eyyamin. Ve zalike muftede'un. Ayetteki zalike lefsi ne olur terkibinde? Muftede olur. Ve bi ennehum yani bay sebebiyet bay cara mabadındaki mecrur o enne ismi haberinden muevvel olan mesterdir. Car-ı mecrurdan ne olur? Zalike'ye haber olur. Anlaşıldı değil mi? Yani ehli kitap Yahudiler niye Kur'an'a, İslam'a sırt çevirdiler, i'raz ettiler?
Çünkü onlar dediler ki ateş birkaç gün bizi yakacak. Birkaç gün için biz birkaç gün azabına katlanmak suretiyle keyfimize bakalım, zevkimize bakalım demişlerdi. Oldu mu? Evet. Halbuki ateş onları ne 40 gün yakar, ne 7 gün yakar, belki ebedi yakar. Çünkü kafirdiler. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ Onları dinlerinde kandırdı, aldattı. Ne onları aldattı? مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Fethi'de iftara yefteru, yefteriyune, yeştemi'une babındandır. Yanın demesini raya verip, yanın kesesini attıktan sonra yefteruyne, ilka geldi ya gitti, yefterune oldu. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اَيْ غَرَّهُمْ اِفْتِرَاءُهُمْ عَلَى اللّٰهِ Allah'a iftira etmeleri onları aldattı. İşaret etti ki, مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ مَاِ مَسَّرِيَدِرْ Mabadıyla beraber messer tevilindedir. Garraya ne olur? Faal olur. وَهُوَ قَوْلُهُمْ Onların iftiraları da budur. قَوْلُهُمْ نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهُ Biz Allah'ın çocuklarıyız. Allah'ın dostuyuz. فَلَا يُعَذِّبُنَا بِذُنُوبِنَا اِلَّا مُدَّةً يَسِيرَةً Madem biz Allah'ın çocuklarıyız, Allah'ın dostlarıyız, o zaman Allah-u Zülcelal az bir müddet bizi, günahlarımızdan dolayı az bir müddet içinde bizi yakar. Bizi azablandırır. Fazla bize azap vermez. Halbuki onların sözü onları ne ediyor? Tekzip ediyor. Eğer siz Allah'ın çocuklarıysanız, Allah'ın dostlarıysanız, hiç kimse çocuğunu az da azablandırmaz, cehenneme atmaz. Siz Allah'ın ebnaları, ahibbaları olmuş olsaydınız, hiç sizi cezalandırmaması lazım değil. Niye az cezayla sizi cezalandırsın ki? Demek siz yalan söylüyorsunuz. Bitti. Anlaşıldı değil mi? Ey garrahum iftirahum alallahi işareti ki may mesele mabadıyla beraber mesele tevlindedir. Garranın faalidir. Ve huve kavluhum nahnu ebnaullahi ve ahibbahum fe la yuazzibuna bi zunubina illa muddeten yesireten. Oldum. Fe keyfe izâ cema'nâhum fe keyfe izâ cema'nâhum liyevmin. Nasıl biz bir günde onları topladığımız zaman. Peki ne demek? Bu ayetin manası ne oluyor? Manası budur. Ey fekeyfe yekunu haluhum fi zalikel vakti. Fekeyfe yekunu haluhum fi zalikel vakti. Bakın, o vakitte, o vakit hangi gündür? Yüce Allah kullarını topladığı gün, ehli kitabı topladığı gün nedir? Kıyamet günüdür. فَكَيْفَ يَكُنُ حَالُمْ فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ O vakitte onların hali ne olur? O gün ki, bak, فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ Biz onları, yani onların hali nasıl olur? O hal keyfeden çıkar. لِيَوْمِنِنْ تَنْكِلِ tazim içindir. Onların hali nasıl olur o büyük günde? O büyük gün ki, tenkirden bu azamet çıkar. لَا رَيْبَ فِي لَا شَكَّ فِي O günde ne yoktur? O günde şek şüphe yoktur. Ve vuffiyet kullu nefsim ma kesebet. Ve vuffiyet kullu nefsim ma
kesebet. O gün ki her nefse kesip ettiği ne yapılır? Kesip ettiği ona verilir. Bir de vufiyet, yani tam tamına verilir. Hiçbir eksiklik ne olmaz? Kalmaz. Ve vufiyet, bakın ne demek? Yani ve u'tiye kullu nefsin ma kesebet. Neyi kazanmış ise o tam manasıyla ona verilir. Ya insan günah işlemiş. Günah mı verilir ona? Hayır işlemiş, hayır mı verilir? Gaye ceza-u mahkesebet, mudaf mukader. Kesbettiği amelin cezası ona tam, tamına verilir. Bakın, u'tiyet kullu nefsin demedi. Ve vufiyet kullu nefsin demiş. Ve vufiyet kullu nefsin ma kesebet, ceza-u ma kesebet. Ve hum, bakın, ve hum la yuzlemun, onlara ne yapılmaz? Onlara asla zulüm yapılmaz. Anlaşıldı değil mi? Onlara ne yapılmaz? Zulüm yapılmaz. Şimdi vahumun demiri neye racidir diyor? Yurca'u ila kulli nefsin. Hum demiri kullu nefse nedir? Racidir. Kullu nefs kul mufreddir. Hum cemedir. Nasıl raci olur? Diyor li ennehu fi ma'na kulli nasi. Kullu nefs kullu nas manasıdır. Kullu nas bütün insanlar mana itibariyle bak cem oldu. Bütün insanlar nedir? Cemedir. Anlaşıldı değil mi? La yuzlemune, zulme uğramazlar. Bi ziyadetin fi seyyiatihim ve nuksanin fi hasenatihim. Seyyiatlarında, günahlarında artış sebebiyle, hasanatlarından nuksanlık sebebiyle zulme uğramazlar. Yani herhangi bir günah artırmıyor onlar. Ne işlemişlerse odur. İyi amellerin karşılığı ne ise onlara tam verilir. O hasanatlarında herhangi bir nuksanlık yapılmak suretiyle zulme uğramıyorlar. Ve vufiyet kullu nefsin ma kesebet cezâ'u cezae. Bak kullu birinci mef'uldür. Naibul faal olmuş. Böyle. Ma ikinci mef'uldür. Cezae ma kesebet. Ve hum yurca'u ila kulli nefsin alel mana li'ene fi mana kulli nasi. La yuzlamuna bi ziyadetin fi seyahatin ve nuksani fi hasenatihim. Oldu 25. ayet bitti. Fe keyfe ze cemma'nahum liyevmin fe keyfe yekunu halum fi zalikel vakti. Bu tefsir fayda verdiğim. Bu hal keyfeden çıkar. Fizalikel vakti lam fam manasındadır. Bir de orada keyfeden sonra yakunu ne olmuş oluyor? Mane itibariyle mukadder olmuş oluyor. 26. ayete geçiyoruz. Kulillahümme malikel mulki tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke min men teşâ'u ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u biyedikel hayr inneke alâ kulli şeyin kadîr. 26. ayet budur. Kulillâhumme lâhummedeki mim el mim ivedun min yâin. Hangi ya? Harf-i nida olan ya. Ya Allahu. Bak ya iki harftir. Hasbe gitmiş. Şedeli olan mim onun yerine geçmiş. Ve liza la yeştemi'ani. Ve liza la yeştemi'ani. Ya Allahümme caiz değil. Çünkü iki ivedin cem'i caiz.
Ama ivad ile muavvadu anhunun cem'i caiz değil. Mim yaya ivad olduğundan dolayı ikisinin cem'i caiz değil. Yallahume demek suretiyle cemleri caiz değil. Şimdi diyor bu haza ba'du hasaisi hazel ismi. Allah lafzının bazı özellikleri var. Allah lafzının neyi var? Allah lafzının bazı özellikleri var. Bu, yani mimin ivad olması, ya hasa gidip mimin ivad olması, bu ismin hasaislerinin bir badidir. Başka ne var hasaisleri? Bakın, kemma ihtesse veyahut da uhtuse bittaifil kasemi. Bakın tellahi. Kasem, tayla kasem Allah lafzında olur. Başka olmaz. Bir de Rab'da olur. Rab'da Kabe'ye mudaf olmak suretiyle. Terabbil Kabe'di. Alel itlak, alel itlak, harfi kasem, harfi cer, Allah lafzının cer yapan harf, kasem için gelen harf, sade tadır, tanın gayrisi. Başka neye hasır kemmehtese bitayi ve biduhuli harfi nidai aleyhi. Ve biduhuli harfi nidai aleyhi. Bir de harfi nidanın duhuluyla ne? Harfi nidanın duhuluna hasır. Hal hal ve fihi lam-ı tarifi. Lam-ı tarif olduğu halde harfi nidanın duhuluna hasır. Yani eliflamli bir isme harfe nida dahil olmaz. Sağda Allah lafzına dahil olur. Bu da bu lafzın özelliklerindendir. Başka bunun özellikleri ne? Kemmehtese bita'i fil kasemi ve biduhuli harfi nida'i aleyhi ve fihi lam-ı tarifi ve biqat'i hemzeti hi fiyâ Allahu. Fiyâ Allahu. Anlıyorsunuz değil mi? Bakın normal yerlerde hemze vesl derecede gider. Allah lafzı hemze vesl olduğu halde derecede gitmiyor. Ya Allahu okunur. Bir de o bir tefhim mi? Bak Allahu diyoruz. Tazini bir şekilde ne ediyoruz? Okuyoruz. Bu da bu lafzın hasaislerinden. Başka hasaisleri de var. Burada yani hasbe gidip mümin ivad olması bir. Kasemde sade tayla tayı kasemle gelmesi iki. Eliflamla beraber yanın dahil olması bunun havaslarındandır. Hemzesi katı hemzesidir. Bütün isimleri hemzeleri vesildir. Bununki nedir? Katıdır. Bir de tefhimli ne yapılır? Okunur. Oldu. Demek ki mime müşeddeden yaya ivad olunması bu lafzın hasaislerinden biridir. Oldu. Bitti. Kulillahümme malikel mülki. Malikel mülki. Mülkün sahibi nedir? Mülkün sahibi Allah'tır. Malikel mülki. Anlaşıldı değil mi? Temliku cinsel mülki. Ne demek? Bak. Kur sen söyle. Allahümme ya Rabbi. Malikel mülki. Sen bak. Yani kul Allahümme. Yani ya Allahümme. Bir. Malik, malikel mülki. Yani ya malikel mülki. Bu Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatı münade-i mudafın sıfatı mudaf olursa, şey münade-i müfred-i marifenin sıfatı mudaf olursa mensup olur. Ya Zeydu sahibe dari gibi. Malikil mülksün. Ne demek sen malikil mülksün? Sen söyle ey Allah'ım sen malikul mülksün. Ne demek? Temliku cinsel mülki. Mülkün cinsini temelluk ediyorsun.
Demek ki mülkteki eliflam cins eliflamıdır. Cins oldu mu az çok hepsi gider. Demek mülkün cinsinin tamamının maliki sensin. فَتَتَسَرَّفُ fihi. O zaman sen mülkte ne ediyorsun? Sen mülkte tesarruf ediyorsun. Sen mülkte ne ediyorsun? Tesarruf ediyorsun. Tesarrufel mullaki fima yemlikun. Tesarrufel mullaki fima yemlikun. Anlıyorsunuz değil mi? Mullaklar, malikler. Anlıyorsunuz değil mi? Mullaklar mülkünde, yani malikler mülkünde tesarruf yaptıkları gibi sen de ne ediyorsun? Sen de bütün mülkün cisinde tesarruf ediyorsun. Oldu mu olmadı? Ve huve nida'un sanin. Hani ben sıfet dedim veya munada dedim. O diyor ikinci bir nedir? İkinci bir nidadır. Ya Allahu ya malikel mülki. Manası nasıl gelir? İkinci nida olursa, harfi nida mahzuf olursa, ey ya malikel mülki. Oldu mu olmadı? Bitti. Tu'til mülke men teşâ'u. Tu'til mülke men teşâ'u. Dilediğin kişiye mülkü verirsin. Mülk demek padişahlık, riyaset, tesarruf demek. Dilediğin kişileri padişah kılarsın. Ne demek tu'til mulke men teşâ? Tu'ti men teşâ'u en nasîbe lezî kesemte lehu minel mülki. Yani mülkten taksim ettiğin hisseyi kime verirsin? Kime taksim etmiş isen, ezelde kime yazmışsan ona verirsin. Tu'ti verirsin. Men teşâ'u, dilediğin kişiye verirsin, ne verirsin? En nasîbe lezî kesemte lehu minel mülki. Ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ'u. Dilediğin kişiden de mülkü alırsın, padişahlıktan onu azil edersin, düşürürsün. Ne demek ve tenzi'ul mülke? Ey tenzi'uhu. Ey tenzi'uhu. Yani işaret etti ki bak tenzi'ul mülkenin yerine ne getirdi? Önce bunu bilelim. Tu'ti, tu'ti dedi değil mi? Ha, demek ki buradaki tu'ti nedendir? Tu'ti itadandır. İta vermek. Yoksa ityandan gelmek değil. Ona işaret etti. Anlıyorsunuz değil mi? وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ اَيْ تَنْزِعُهُ. İşaret etti ki burada تَنْزِعُ الْمُلْكَ, burada mülkten murat nedir? Mülk ismi zahırdır, demir yerine gelmiş. Bak اَيْ تَنْزِعُهُ. Neye işaret etti? Buradaki el-mülke demir yerine gelmiş. İsmi zahırdır, demir yerine gelmiş. Peki niye demir yerine gelmiş? Ha, bu mülk ile bir önceki mülk farklı olduğu zaman farklı olduğuna işaret etmek için ism-i zahar getirmiş. Tu'til mülke men teşâ'u. Bak, malikel mülki, o mülk âri. Tu'til mülke men teşâ'u âri ve tenzi'ul mülke âri. Bak bu ne diyor? Yo. Öyle demeyelim. Ve tenzi'ul mülke ey tenzi'uhu. İşaret ettik bu mülke nen yerine gelmiş? Demir yerine gelmiş. Demir olsaydı neye raci olurdu?
bir ücreti mülke raci olurdu. Aynısı olmaz mı? Olurdu. Buradaki ismi zahar demir yerine geldiğine göre demek ki üçüncü mülk, birinci mülkle nedir? Aynıdır. Aynıdır. Ondan sonra am has olarak şey yapıyor Seyyid. Dur bakalım. Evet. Ha, o zaman madem demirine gelmiş, o zaman iki, üç ile iki ne oldu? Aynı oldu. Fel mulkul evvelu, hani malikel mulki. Birinci mülk ammun. O nedir? Amdır. Vel mülkanil ahirani. Tü'til mülke men teşâ'u ve tenzi'ul mülke mimen teşâ'u. Bu son iki mülk hasani. Hastırlar. Ne demek hastırlar? Ba'dani minel kulli. Mülkün külünden bir ba'dırlar. Ha. O zaman benim söylediğim, birinci değil de ikinci söylediğim doğrudur. Evet. Buradaki üçüncü mülk demir yerine geldiği için ikinci, üçüncü mülk ile birinci aynı oldu. Ha, iki ile bir, iki ile üç aynı olunca birinci mülk amdır. O mutlak cinsül mülktür. Ama iki ile üçten ne alıyoruz? Has alıyoruz. Niye? El mülke cins değil. En nasibe lezi kasemtelev minel mülki. Nasib bir hisse almadık mı? Aldık. İkinci mülk demir yerine geldiğine göre üçüncü diyelim. Üçü, üç iki ile aynı olunca o da bağda oldu. O zaman bir cins murattır. Birinci mülk amdır. İkinci, üçüncü mülk hasdır. Ey tenzi'hu fel mülkul evvelu amun vel mülkanil ahirani hasani. Ne demek hasani? Ba'dani minel kulli. Ruvya ennehu sallallahu aleyhi ve sellem hine fetehem Mekke. Böyle bir hadis ne ediyor? Rivayet ediliyor. Anlıyorsunuz değil mi? Allah Resulü Mekke fethi edilince va'ade ummetehu mülke Faris. Faris mülkünü ümmetine vaat etti. Faris mülkü Mecusilerin elindeydi. Fars İmparatorluğu'nun elindeydi. Dedi o sizin elinize geçecek. Faris mülkü riyaseti sizin olacak. Ve Rumi mülkü Rum vaat etti. Rum bu Şam bölgesi, Türkiye, Yunanistan bu taraflar. Onlara bu iki Fars ve Rum'un mülkünü ne etti? Riyasetin vaat etti. Fakaletil Yahudu. Yahudiler dediler ki Medine Yahudileri. Vel munafikune munafıklar dediler ki heyhate heyhate. Heyhate heyhate. Öyle değil mi? Bu kelime genellikle tekrar oluyor. İkinci birincinin neydi? Tekrarıdır. Neye kullanılıyor? Bu da. Yani çok uzak, çok hani heyhate heyhate. Siz nerede? Rum Faris nerede? İmparator, güçlü devletlerdiler. Bir grup sahabe bunları fethedecekler. Onların riyaseti bunlara geçecek dediler. Heyhate heyhate. Min eyne li Muhammedin mülkü Faris ve Rum. Faris, Rum'un mülkü Muhammed'e nereden olur, nasıl olur? Yani bu mülk nasıl Muhammed'e olur? Hum a'azzu, onlar daha güçlüdürler kat kat. Ve emne'u, daha mene edicidirler neye? Mizalike. Yani ki ennehu ele geçmekten, mülkleri Muhammed'in eline geçmekten onlar hem daha çok güçlüdürler, daha çok men edicidirler. Muhammed nerede? Onların mülkü nerede? Yani sanki zahire baksalar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gücü onların onda biri de değil. Muhammed nerede? Onların mülkü nerede dediler. Fenezzelet, bu ayet ne oldu? Nazil oldu. Fenezzelet nazil oldu. Ne nazil oldu? Dedi ve tu'izzu men teşâ'u bil mülki. Dilediğin kişileri mülk ile aziz kılarsın. Gücün az olabilir, zahir olur. Ama Allah dilerse seni mülk ile aziz kılar. Ve tuzillu men teşâ'u,
dilediği kişi velev ki zahiren güçlü olsalar dahi Fars, Rum gibi zeli de kılabilirsin. Neyle zeli kılarsın? Bi nez'ihi, o mülkü nez'e etmeyle, çıkarmayla, minhu, o mende. Bi yedike el hayru, yani el hayru bi yedike, mubtada haber, buradaki haberin takdimi hasıl içindir. Hayrın eliflam da cinstir. Veyahut da israftır. El hayru, hayrın tamamı veya hayrın cinsi bi yedike, senin elindedir, başkalarının elinde değil. Ya hayr Allah-u Zülcelal'ın elindedir, şer onun elinde değil mi? Şer de onun elindedir. Niye söylemedi? İktifa etti. Birini, hayrı söyledi, onunla şerri söylemekten ne etti? İktifa etti. Pek şerri deseydi, hayrden iktifa etseydi, hayr şerre nispeten daha iyi. Onun için onu zikir etmiş. Biyedikel hayru eyil hayru ve şerru. O da diyor, murad hem hayr hem şer. Fektufye bi zikri ahadi dıddayni anil ahari. İki dıdın zikriyle diğerden ne yapılmış? İktifa edilmiş. Ha, bir dese tersi olursaydı, şer olursaydı, hayrden iktifa edilseydi, hayr edilmiş. Hayır olduğu için o zikir tercih edilmiş. اَوْ لِأَنَّ الْكَلَامَ وَقَعَ فِي الْخَيْرِ الَّذ۪ي يَسُقُهُ اِلَى الْمُؤْمِن۪ينَ. Yani buradaki kelam, Allah-u Zülcan'ın konuşması, müminlere sevk edeceği, müminlere vereceği hayırla ilgilidir. Mülk-ü Fars'tır, mülk-ü Rum'dur. Hayırla ilgili olduğu için hayrı tek zikir etmiş. Nedir o hayır? وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْكَرَتْهُ الْكَفَرَةُ. Kafirlerin inkar ettikleri nedir? Hayırdır. Kafirlerin inkar ettikleri hayır nedir? Rum Fars'ın mülkü Müslümanların eline geçmesidir. وَهُلَذَنْ كَرَدْهُ الْكَفَرَتُ اَوْ لِأَنَّ الْكَلَامُ وَقَى فِي الْخَيْرِ الَّذ۪ي يَسُقُهُ اِلَى الْمُؤْمِنِينَ وَهُلَذَنْ كَرَدْهُ الْكَفَرَتُ فَقَالَ بِيَدِكَ الْخَيْرِ. بِيَدِكَ الْخَيْرِ. Hayır nerededir? Hayır senin elindedir. Tu'tihi evliyâeke. O hayrı ne ediyorsun? Evliyalarına verirsen. Ala ragmi min adayke. Senin düşmanlarından ragmiyle beraber. Ragmi üzerine hayır senin elindedir. Dilediğin evliyalarına verirsin. Zahiri olarak zayıf mıdırlar, güçlü müdürler? Onun bir kıymeti yok. Hayır senin elindedir. Senin düşmanların istemeseler dahi dilediğin evliyalarından dilediğine verebilirsin. Niye dilediğine verebilirsin? İnneke ala kulli şeyin kadir. Sen her şeye kadirsin. Ve la yakdiru ala şeyin ahadun gayruke. Senden başka herhangi bir kimse herhangi bir şeye kadirdir, değildir. Her şeye kadir olan sensin. İmanın her şeye kadir olan sensin. Dilediğin kişiye mülk vermeye de kadirsin. O zaman dilediğine verebilirsin. Niye inkar ediyorlar? Bakın inneke ala kulli şeyin kadir. Muhakkak sen her şeye nesin? Kadirsin. Anlıyorsunuz değil mi? Ve la yakdiru ala şeyin ahadun gayruke illa bi ihtarike. Senin ihtarın, senin güç vermen olmadan hiç kimse bir şeye ne olamaz? Kadir olamaz, gücü yetmez. وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْمُلْكِ مُلْكُ الْعَافِيَةِ. Mülkten murat, riyaset değil, afiyet mülkü, sihat mülküdür. اَوْ مُلْكُ الْقَنَاعَةِ veyahut da mülkü nedir? Kanaat mülküdür. Öyle değil mi? قَالَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ. Bakın bir hadiste, hani gerçekten mülkten burada afiyet veya kanaat alabilir miyiz? Evet. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem mulûkul cenneti min ümmeti. Ümmetimden cennetin malikleri kimlerdir? El kâni'ûne bil kûti yevmen fe yevmen. Gün be gün elindeki kutuyla azıkıyla kanaat edenlerdir. Ha, demek ki kanaatkârlara malik denilir. Melik denilebilir. Onların o kanaatına mülk denilebilir. Ev mülkül afiyet ve mülk kanaattir. Ev mülkü kıyam-i leyli. Ev mülkü kıyam-i leyli.
Veya kıyamul leylin neydir? Kıyamul leylin mülküdür. Anlaşıldı değil mi? Yani leylin kıyamının mülkünün sahibi sensin. Senin kudretindedir. Ya kıyamul leylin, kıyamul leylin mülk denilir mi? Evet. Diyor ve an şibliyi demiş el istigna, yani şibli mülkü tefsir şöyle etmiş. Nedir mülk? El istigna'u bil mukevvini anil kevneyni. Mukevvinden ko Allah'dır. Yaratıcı olan, halk edici olan Allah'dır. Mukevvinden iki kevnden, dünya ve ahiretten zengin olmaktır. Mülk ne demek? Mukevvin ile iki kevnden ne olmak? Zengin olmaktır. Rağme, rugme, rigme diyor. Üç hareket de caizdir. Zaten öyledir. Anlaşıldı değil mi? Evet. O mukevvinde bir kesre koyun. El istigna'u bil mukevvini anil kevneyni. Tu'izzu, yani Şibli'nin tefsiri devam ediyor. Tu'izzu bil marifeti, sen marifetle zengin kılarsın. Tu'izzu, aziz kılarsın. Neyle? Marifetle. Allah'ın marifetle, kendin marifetle. Ev bil istigna'i bil mukevvini ev bil kanaati. Bakın, tu'izzu bil marifet. Marifetle ne edersin? Aziz kılarsın. Ev bil istigna'i bil mukevvini. Mukevvin ile zengin olmak. Halık ile zengin olmayla aziz kılarsın. Sen aziz kılarsın. Kimi? Mukevvin ile aziz kılarsın. Ku Allah'dır. Ev bil kanaati veya kanaatla ne edersin? Kanaatla aziz kılarsın. Demek ki Şibli demiş tu'izzu, sen dilediğin kişi aziz kılarsın. Neyle aziz kılarsın? Marifetine aziz kılarsın. Evet. Mukevvin ile her şeyden istigna, müstağni olmayla aziz kılarsın. Veya kanaatla aziz kılarsın. Ve tuzillu, bu sefer zelil kılarsın. Bi adadadiha, bunların zıdlarıyla ne edersin? Bunların zıdlarıyla zelil kılarsın. Anlaşıldı değil mi? Diyelim marifetin dıdı cehildir. İsna bil mukevvinin ademul istina bil mukevvindir. Kanaattan murad ademul kanaattir. Oldum. Evet. Şimdi Şibli'ye döneceğim. Bu gelecek ayetle ilgilidir. Şimdi İmam Şibli bu Cüneyd Bağdadi'nin etbaalarından olandır. Vefatı 334'te olmuş. Yanlış olmasın Cüneydül Bağdadi 293 mü ne? O civarlardadır. Bu Şibli de 334'te vefat etmiş. Bağdat'ta nedir? Metfundur. Cüneyd Bağdadi'nin vefatı kaçtı? 293 mü? Veya 303 mi? Bir bakalım, yanlış söylemeyelim. Bununki 300 kaç dedik? 334.298. Ben 93'lüdüm, öyle değil. Oldu. Sırrı Sakati de bu Cüneydül Bağdadi'nin dayısıdır. Şimdi bu gelecek ayetle ilgili diyor. Sümme zekere kudretehul bahirete. Allahu Zülcelal. Bahir demek, galip demek.
Galip olan kudretini zikretti. Nasıl zikretti? Biz zikri halil leyli ve nehari fil muakabeti beynehuma. Yani gece ve gündüzün halini zikretmeyle kudretini beyan etti. Gece ve gündüzün fil muakabeti beynehuma. Nasıl muakabe yaparlar? O gider, o onun yerine gelir, o gider, onun yerine. Gündüz gider, gece gelir, gece gider, gündüz gelir. İşte gece gündüzün aralarındaki muakabet cihetiyle olan hale, durumu zikretmeyle Yüce Allah kudretini beyan etti. Sümme zekere kudretehul bahirete bizike halil leyli vel nehari fil muakabeti benuma. Bir de ve halil hayyi vel meyyiti. Ve halil hayyi vel meyyiti. Hay ve meyyiti ne? Hay ve meyyitin halini zikir etmeyle. O da nasıl oluyor? O da fi ihraci ehadihima minel ahiri. Ölüyü diriden, diri ölüden ne diyor? Çıkar diyor. Buna büyük bir kudret, galip bir kudret lazım. Şimdi bunlar geliyorlar. Hayden murad nedir? Meyyitten murad nedir? Nasıl hay meyyitten, nasıl meyyit hayden çıkarırlar? Sümme zekere ve atefe aleyhi rızkahu bi gayri hisabin. Hesapsız rızkını da bu kudretine ne etti? Kudretine atif etti. Sümme zekere kudretul bahirete ve atif ale rızkahu bi gayri hisabin. Bakın, tulicu leyle fin nahari ve tulicu nahare fil leyli ve tuhricu hayye minel meyyiti ve tuhricu meyyiti minel hayyi. Aha, tulucu ve tuhrucu ve terzuku men teşav bi gayri hesab. Demek sümme zekere kudretehul bahirete bizi ki hali leyli ve nehari fil muakabeti beynemma ve hali hayyi vel meyti fi ihraci hadima minel ahirin. Bir de ve atfa ale rizqe ve atfa aleyhi bu zikrul kudrete. Atfa aleyhideki demir zekeredeki zikre gider. Bu zikre atfeti ne atfeti? Rizqe ve bi gayri hesabi. Zekere ve atefe bi kavli. Bu bi kavli zekere ve atefe neden mutaalliktir? Ala sebli tenazu ikisine mutaalliktir. Ne dedi? Ne dedi? Dedi bu tülücü leyle finnari. Tamam. 27. ayette duralım. Yarın da bir bakın. 29 olabilir. 27 olabilir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim. وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي